Hola a todos, yo soy Kemal y en este video vamos a hablar sobre cómo puedes aprender cualquier idioma en un solo verano. Hallo liebe Leute, willkommen. In diesem Video werde ich euch erzählen, wie ihr erfolgreich und effektiv Deutsch lernen könnt. Hey guys, welcome back. Today we'll talk about how can you learn any language you want in only one summer. If you have internet connection, that will be enough. Okay, let's get the video. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl istediğiniz herhangi bir dili bir yaz tatilinde öğrenebilirsiniz. Bunlar hakkında konuşacağım. Önceki videoya kendimi tanıtarak başlayayım. Benim ismim Kemal Berk. Marmara Tıp'ta 3. sınıfı bitirdim. 4'e geçiyorum. Şimdi yeni diller öğrenmeyi ya da araştırma yapmayı, bunları da paylaşmayı çok seviyorum. Nasıl bir dili bir yaz tatilinde öğrenebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle kafanızda hiç soru işareti olmasın, herhangi bir ön yargı olmasın. Gerçekten yapılabilen bir şey. Herkes yapabiliyor ve siz de yapabilirsiniz. Kafanızda çok fazla büyütmeyin Dili öğrenmek zor bir şeydir vesaire bu ön yargıları kırdıysanız videoya başlayabiliriz. Eğer vaktiniz yoksa sadece merak ettiğiniz yerleri izlemek istiyorsanız da ben şuraya bütün dakikaları bırakıyorum. Oradan istediğiniz dakikayı seçerek sadece o bölümü izleyebilirsiniz. Şimdi bir dil öğrenmeye başladığımızda aslında kafamızdaki ilk soru işareti şu oluyor. Ben hangi dili öğrenmeliyim? Ben bunu kesinlikle size şu şekilde cevaplamayacağım. İşte kesinlikle şu dili öğrenin, bu dil harika, bu dil çok konuşuyor vesaire demeyeceğim. Ben sizlere sadece hangi dili daha kolay öğrenebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki dünya üzerindeki hiçbir dil kendi kendine oluşmadı. Hepsi başka dillerden örnek alarak, diller kültür karmaşası içerisine girerek bir şekilde oluştular. Ve o yüzden araştırmacılar bütün dillerin kökenlerini kendine göre sınıflandırmış ve bunları bir tablo haline getirmiş. Ben buraya tabloyu bırakıyorum. İnsan kendi dil ailesindeki dilleri çok daha rahat bir şekilde öğrenebiliyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Mesela İstanbul'dan İzmir'e gideceksiniz diyelim. Arabayla da gidebilirsiniz, uçakla da gidebilirsiniz. Arabayla gitmek hem yorucu olur hem de uzun sürer ama uçakla gitmek hem konforlu olur hem de kısa sürer. Yani mesela siz İspanyolca öğreneceksiniz diyelim. Eğer bunu Türkçeden öğrenirseniz bu arabayla gitmek gibi olacak. Hem yorulacaksınız, bazı yerleri anlamayacaksınız, kaynaklar eksik olacak. Ama eğer siz İspanyolcayı İngilizceden öğrenmeye çalışırsanız bu sefer kaynak sayınız bin katına çıkacak ve çok daha konforlu bir şekilde anlayarak ilerleyeceksiniz. Çünkü hepsinin bir mantığı olacak. O yüzden tercih tamamen size ait. Siz arabayla gitmeyi de tercih edebilirsiniz. Uçakla gitmeyi de tercih edebilirsiniz. Ben ama eğer İngilizce çok iyi seviyede bilmiyorsanız onu mutlaka çok iyi seviyeye getirmenizi ardından yeni bir dile başlamanızı öneririm. Bir dili öğrenmek istediğimizde bu sefer nasıl çalışacağım diye bu soru işareti oluyor aklımızda. Bu da aslında sizin hedeflerinize göre değişiyor. Eğer siz müzikleri dinlemek için o dili öğreniyorsanız o zaman müzikler üzerine ilerleyin. Filmler içinse, diziler içinse onlar üzerine ilerleyin. Eğer arkadaş edinmek için bir dil öğreniyorsanız o zaman arkadaşlar edinerek ilerleyeceksiniz bu dilde. Ben genelde bir dile ilk başladığımda şarkılar, müzikler üzerine ilerliyorum. O şarkının sözlerini bir kağıda sol tarafına yazıyorum. Ardından çevirisini istediğim dilde sağ tarafına yazıyorum ve ardından eşleştirmeli bir şekilde hem o müziği dinlerken hem de sözlerini öğrenmiş oluyorum. Ve ardından siz o müziği her defasında dinlediğinizde sözler, kelimeler, anlamlar aklınıza geleceği için aslında pratik yapmış olacaksınız eğlenirken. Ama eğer ben müzik dinlemeyi çok sevmiyorum ya da o dile ait müzik bulamadım, çok fazla vesaire diyorsanız ben sizlere pareto yöntemi adında bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem şunu söylüyor. Mesela siz Türkçe konuşurken günde kullandığınız kelimelerin yüzde sekseni aslında Türk dil kurumu sözlüğünün sadece yüzde 20'sini oluşturuyor. Yani siz aslında o sözlüğün yüzde 20'sini öğrenirseniz günlük konuşmaların yüzde 80'ini halletmiş olacaksınız. Aynı şekilde bu bütün dillerde geçerli. Yani eğer siz bir dilin en çok kullanılan bin kelimesini öğrenirseniz aslında o dilin neredeyse %80'ini 90'ını halletmiş oluyorsunuz. Bunun için internete o dille kullanılan en çok 100 kelime ya da 500 kelime ya da 1000 kelime öğreneceğiniz dile bağlı olarak veya sizin hedeflerinize bağlı olarak aratın ve ardından onları çıktı alın. Ardından o gördüğünüz mesela 100 kelime için her biriyle bir tane cümle kurun veya cümle okuyun. O kelimelerin cümle içinde nasıl kullanıldığını öğrenirseniz onlar çok daha iyi bir şekilde aklınıza kalacak. Kelime ezberi çok soruluyor. Sakın kelime ezberi yapmayın. Çünkü mesela Türkçe'de yüz diye bir kelime var. Yüz dediğimiz zaman aklımıza yüz de gelebilir, yüz sayısı da gelebilir, yüzmek de gelebilir. Yani bir sürü anlamı olduğu için siz sadece bir anlama bağlı kalmayın, onu bütün cümlelerde görmeye çalışın. Bunun için de aslında en güzel kaynak internetteki sözlükler. Çünkü internetteki sözlüklere siz bir kelimeyi yazdığınız zaman size bütün çevirisini tek tek söylüyor. Mesela yüzün bütün anlamlarını size söylüyor. Şimdi şey soranlar olabilir. E hiç gramer çalışmayacak mıyız? Gramer gerekiyor mu vesaire gibi. Ve sizlere şey hatırlatmak istiyorum. Siz Türkçeyi öğrendiğiniz zaman bebekken asla oturup bir gramer kitabından Türkçede işte ben gittim, gideceğim, gidiyorum mesela bunları çalışmadınız. Bunların hepsini cümlede kullana kullana duya duya öğrendiniz. Ve aslında yabancı dil öğrenmek de bu şekilde bir şey. Dilbilimci Stephen Krashen kitabında bu şekilde bahsediyor. Siz bir dile çalışarak değil ona maruz kala kala öğrenirsiniz. Zaten bu yüzden yurt dışına çıkan insanlar çok kısa bir sürede o dile hakim olabiliyorlar. Gramer çalışmıyoruz ama kelimeleri doğru kullanmak istiyorsanız bu sefer size bir önerim olacak. Bir dili iyice öğrenmek istiyorsanız o dildeki sözlükleri çok iyi kullanmak kullanmalısınız. Mesela İspanyolcadan örnek verelim. İlk başladığınız zaman sakın hedefiniz şu şekilde cümleler kurmak olmasın. işte ben 5 ay içerisinde çok iyi bir şekilde İspanyolca konuşmak istiyorum vesaire değil. Sizin ilk kurmanız gereken cümleler aslında bir bebeğin kurduğu cümleler gibi. Ben istiyor İspanyolca öğrenmek gibi olmalı. Yani Rusların Türkçe konuşması gibi. Bununla mesela İspanyolca'da belirtecek olursak bu Kerer, aprender ve español oluyor. Ve siz bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaman fiili kendi kendine değiştirebiliyorsunuz. İşte ben demek istiyorsanız kere oluyor. Eğer sen istiyorsun demek istiyorsanız krs oluyor. Eğer o istiyor diyorsanız kere oluyor. Ve siz bunları duya duya, pratik yapa yapa kağıda yaza yaza bir şekilde o gramer'e zaten hakim oluyorsunuz. Neredeyse bütün dillerde kelimelerin çoğu gramerlerde belli kuralları uyularak oluşturuluyor. Mesela Almanca'da işte estenten diye bir kural vardır. Ya da mesela İspanyolca'da o es çarpı diye bu kural var mesela ya da İngilizce'de işte he she it de es geliyor gibi kurallar var ve siz bu basit kuralları aslında sadece 10 dakikanızı ayırarak öğrenebilirsiniz. Sizin bir ömür boyunca gramer çalışmaya ihtiyacınız yok. Bu kelimeleri kullandıktan sonra sizin bunları bir metinde ya da bir konuşmada nasıl olacağını görebilmeniz için sizin metinler okumaya ihtiyacınız var. Bu durumda sizin o dillere ait çocuk okuma kitapları bulmanız ve onları okumanız gerekiyor. Ama eğer ben bu kitapları almak istemiyorum ya da bu kitapları bulamayacağım diyorsanız ben sizler için şuraya birkaç tane site ismi bırakayım. Oradan istediğiniz dillere ait böyle minik okuma metinleri bulabilirsiniz. Bir dili eğer bir yaz tatilinde öğrenmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka her gün çalışmak zorundasınız. Yani ben bugün çalışmak istiyorum, çalıştım, bugün çalışmak istemiyorum, çalışmadım gibi yaparsanız o dilde bir ilerleme kat edemezsiniz ve boş yere çalışmış olursunuz. O yüzden her gün 5 dakika bile olsa o dile göz gezdirin. O dil hakkında kendinizle konuşun. Mesela dışarı çıktığınızda veya odanızdayken kendi kendinize sanki bir pazara gitmişsiniz, oradan domates alacakmışsınız gibi bir satıcının rolüne girin, bir kendi rolünüze girin ve kendi kendinize konuşun. İşte öncelikle günaydın deyin, sonra nasılsınız deyin, sonra işte ben bir domates istiyorum deyin, işte o da size ne kadar olsun vesaire gibi sorsun, fiyatını sorun. Ve bu şekilde siz pratik yapa yapa kendinizi gerçek hayata hazırlamış oluyorsunuz. Mesela biri bana soracak olsa işte sen bu kadar dili nasıl öğrendin? Bana tek bir sır ver ve ben bu sır üzerinden ilerleyeyim diyecek olsa ben kesinlikle buna her gün çalışmak derim. Çünkü bir şeye eğer her gün maruz kalırsanız o artık sizin hayatınızın bir parçası oluyor. Eğer siz bu videoyu izliyorken telefonunuzun dili Türkçe ise onu da mutlaka öğrenmek istediğiniz dille değiştirin. Eğer bu Korece ise, Rusça ise, Arapça ise bunu yapmayın çünkü zorlanabilirsiniz ve öğrenmezsiniz büyük ihtimal. Ama eğer böyle Fransızca, İtalyanca, Almanca gibi diller öğreniyorsanız bu sefer kesinlikle dili değiştirin çünkü telefonumuzda çok fazla vakit geçiriyoruz ve orada gördüğümüz kelimelerin hepsi bizim bilinçaltımıza geçiyor. Mesela telefonunuzun dili İngilizce yaptığınız yerim çıktınız ve orada mesela ayarlar kelimesinin aslında settings olduğunu öğreneceksiniz. Ya da mesela telefonda ne kadar yer kalmış? Acaba video çekmeye yer var mı diye ayarlara girdiğim zaman orada depolama alanı yerine mesela Alma, almacenamiento kelimesini gördüğüm için ben belki hayatımda hiç kullanmayacağım bir kelimeyi bilinçaltıma sokmuş oluyorum. Bu o yüzden bence en önemli adımlardan biri. Video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunları mutlaka hayatınıza birer birer uygulamaya çalışın ve ben inanıyorum ki siz bu yaz tatili bittiği zaman bir dil daha bilerek bu yaz tatilinden çıkmış olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Dil öğrenme serüveninizde de sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalın.